ben de senin gibi bir mühendisindeyim. İstediğim bölüm bu değil. Fakla tekrardan başlasaydım. Marmara Üniversitesi'nin İçsel Mühendisliğini tavsiye ediyor musun? Bölüm için üniversite önemli ama sektör öyle işlemiyor. Ne düşünüyorsun? Çok mu zorlayıcı, sosyalleşebiliyor musun? Ben bu bölümü okuyorum ve çok boş geçiriyorum. Başlattım. 3-2-1, kayıt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, bu videoyu 3. kez çekişimiz. Önceki videoda yarım kalmıştı. Daha sonra ben videoyu yanlışlıkla sildim. Ve tekrar ve son kez artık umarım bir soru cevap videosunu çekiyoruz. Diğerini de ilk part olarak yayınlayacağım. Sağ üstten ulaşabilirsiniz. Ben Gamze, Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ile 4. sınıf öğrencisiyim. Ben Muhammed Mustafa Söylediğince, Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Ben de Mertesi Doktay'ım, Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Hepimiz aynı sınıf. Aynı sınıftayız. Şimdi daha önceki videoda YouTube'dan gelen yorumlara bakmıştık. Bugün Instagram'dan gelen yorumları okuyacağız hep beraber. Selam, ben de senin gibi bir mühendis adayım. İlk yılın nasıldı acaba? Ne? İlk yılın nasıldı? Bizim evdeydik. İlk yılımız online'dı. İlk yılımızda biz arkadaşlar karantinaya denk geldik. O yüzden sıkıcıydı. Ne? Hani yeni bir şeye geçtik aslında üniversiteye ama tam o ortama adapte olamadık, hocaları tanıyamadık. Ortam yoktu çünkü. Çıktık, evet. Hani kötüydü bizim için ilk sınıf. Ben de ilk senemde farklı üniversitelerde... Normalde nasıl olduğundan bahsedebiliriz çünkü biz Covid'deki yerdik. Yani biz onu yaşardık ama kendi deneyimlerimizi paylaşsam biz galiba olarak sizden. Siz nasıl demiş öyle? Tamam, ben kendi arkadaşlarımla beraber kafamda bir proje fikri vardı ve 3 arkadaş bir Android Studio'ya Firebase üzerinden bir uygulama yaptık ve bu uygulamamızı yayınladık ilk senede. Kardeşim ilk sene hiçbir şeyle uğraşma. Gez falan yani bir daha bulamazsın. Tam hikaye bir şey. Ben soldaki tarafım, iyi melek oldum, kötü melek oldum. Sen sağdaki oldun ama neyse. Sağdaki, doğruyu ben söylüyorum demek ki, öyle de söylemiyorum. İşte sen tercihler. İksel Mühendisliği 1. sınıfım. İstediğim bölüm bu değildi fakat tercihlerimde senin videoların beni çok motive etti ve tüm tercihlerimi İksel Mühendisliği yazıp bu bölüme bağladım. Kendini geliştirmek, okul haricinde de bir şeyler yapmak istiyorum. Bu konuda bir şeyler önerebilirim. Yani ben bu soruyu okuduğumda şey çok şaşırdım. Gerçekten benim videolarımdan mı? Gerçekten mi? Çünkü biz okulda ölüyoruz kanka. Hani şey benim videolarım. Buraya kesme istersen ama bilmiyorum. Biz okulda ölüyoruz kanka. O mu hoşuna gidiyor? Eğer hala isteyen varsa bir üçüncü sınıf videomu izlesin. Hala istiyorsanız. Hala istiyorsanız sizin için. Tavsiye mi istedin? Seviyorsunuz. Yani evet, bu konuda bir şeyler öğrenebilirim. Okul dışında ne yapabilirsin? Kendisini geliştirmek için. Her alanı tek tek bir denemeyecek. Hangisi evet. Kafana yatıyor. Yani kendine ilgili bir süreç çünkü bu alanlardan bahsetmiştik bu arada. Alan çok geniş. Alanlardan bahsetmiştim. Ben gelen olacağım. Alanları falan, evet, bir kendiniz ne istediğinizi anlamak için hepsini denemek lazım tabii. Ondan sonra karar vermek daha mantıklı. Peki denemeyi nasıl yapacaklar mesela? Basit projelerle yani bir bence sektörde insanlar da öğrenecekler. O dili mesela. Dili hani, öğrenmeyin abi. Dili baştan bir de izleyip öğrenmeyi. Dur dili öğrenmemek. Dili öğrenme. Bir dışarıdan bak bakalım kim var içeride. Sektörden falan var ya YouTube'da süren de. İşin uzmanı bir adamdan hani bakayım ne yapıyorlar falan. Onu araştırmak lazım bence. Yanlış mı yapayım? Bence ben katılmıyorum. Ya bence bir şey... Biz burada kavga etsek ya. Çok zorlamaz mı? Reyting. Ya ben... Sus! Kendi açımdan dışarıdan... Ya ben mesela mobil ilk bu sektöre mobil uygulamalarıyla girdim. Mobil uygulamalar database tarafında ve dışarıdan baktığım zaman mükemmel görünüyordu. İşte kursları araştırdığım zaman ya da LinkedIn üzerinden falan baktığımda çok güzel görünüyordu. Ama işin içine girdikçe proje yaptıkça... Çok alan var ya, hepsini tek tek yapamazsın yani. Ya tabii ki öyle. Bir de hadi çip al, öyle mi yapacaksın? Hayır yani genel olarak bence bir... Bir bak önce dışarıdan. Tabii bakarsın genel olarak araştırdım. Evet ama yani en önemli şey bence sevdiğini düşündüğün konu üzerinde çalışmak çünkü bazen düşündüğün şey istediğin gibi olmuyor. Ya da evet, hoşuna gitmiyor. Zaten evet. Seçeneklerin bir sürede indirgemesi lazım. İkiniz aynı şey diyorsunuz. Evet, ben evet. Şu an şey oldu, kiladaki iki dev. Doğru, evet, haklısın. Annemin kendine bir armut alıyordu. O zaman keselim mi onu? Tekrar ben... Yok. Bence sohbeti daha güzel oluyor. Tamam. Siye proje deneme. Bakın çünkü ilk başta dediğin doğru zaten. İşte böyle uzaktan bakacaksınız, hoş gelecek. Mesela şu an yapay zeka. Aman yapay zeka. Gerçekten YouTube'da çok matematik. Video var. Belki sevmiyorsun belki sen. Belki yapmak ilgili değil. Belki böyle bir direkt araştırmak için aslında YouTube'dan video yapabilir. İşte onu demek. Yani bir dışarıda olduğu bir bak yani ne oluyor. Çok büyük proje. Geçelim. Baktıktan sonra da proje yapacaksın ve çoğu zaman zaten ilk hoşuna giden şey aslında hoşuna gitmemiş olur. Aynen. Yani sevmeyeceksin çoğu zaman. Yani mesela derinlik bir şey alıyorsan genelde bulamayacaksın. Hala bulamadım mesela. Mesela.
İlk yıldan staj soracaktım. Biri de birinci sınıf tatilinde sizce staj mı daha mantıklı yoksa öğrendiğim dillerde kendimi geliştirmek mi? Dördüncü sınıfta okuyan biri olarak okula tekrardan başlasaydım şunu yapardım dediğiniz bir şey var mı? Çok şey var benim. Çok boş geçirdiğimi düşünüyorum çünkü. Özellikle o bir ve ikinci sınıfta gerçekten rahatmışım. Ya boş geçirmek derken başka işler yaptım ama bilgisayar mühendisliği alanında boş geçirdiğimi düşünüyorum. Hani YouTube olsun, tasarım olsun, başka şeylerle ilgilendim ve onlarla ilgilendiğim için de mutluyum. Ama bilgisayar mühendisliği alanında üçüncü ve dördüncü sınıfta çok yoğunluk. Hani bu kadar yoğunda çalışabiliyorsam keşke birinci ve ikinci sınıfta da bu tempoyu biraz devam edebilseydim diyorum. Ya da birinci sınıfta hani şu an sizin sorduğunuz gibi bilgisayar mühendisliği alanında hani bir sürü şey araştırabilirdim. Daha demin dediğimiz bölümleri olsun vesaire. Birinci sınıfla ilgili öyle bir eksiğim var. Bir de birinci sınıfta staj demiştim galiba. Birinci sınıfta staj biraz yani imkansız. Biraz zor. Ama hani, bulduysa da yapsın. Bulduysan yap da genelde para falan da vermiyorlar. Ama bulduysan yani tecrübe olsun ve imkanın var o zaman yap. Bulduğun imkanı yok para vermiyor. Bence gerekiyor. Ama şey kendi, bak kendi diğer seçenek şu öğrendiğim aynen. Dillerde kendimi geliştirmek. Mesela bana dilini sal bak. Kanka dilini sal bak. Dil mevzusu. Dili proje ama. Şey bu işinin kolay kısmı. Ama şimdi programlama bir gördün ya mesela. Temel olarak bir bilgisi olan kişiler bir proje yapabilir sonuçta. Birinci sınıfta da bunu gördüğünü varsayıyoruz biz. Hani ben onu varsayıyorum. Dil temel olarak C ya da Java bir örnek bir dil gördüğünü varsayıyoruz. Ben de tanımıyorum ama. Yok. Sorunun kontekstini. Bak söyleyeyim ki sorunun kontekstini. Dile hani bir şey kasma yani. Hani bu şey gibi değil. Hani İngilizce öğrendim, Fransızca öğrendim falan gibi değil. Evet. Bir, öyle bir yanım. Hani ben o dilleri biliyorum. Ne yaptın o dillerle ilgili diye çok daha çok karşına çıkacak şey var yani. Bence staj bulduysan kesinlikle git. Çünkü oturup evde C ya da Java hakkında işte HackerRank'tan ya da Bitcode'dan ya da çeşitli sitelerden kod falan yazmak yerine staj yapmak çok daha güzel bir şey. Çok daha hemen fazla şey görüyorsun. Yani oturup evde kendine bir şeyler yapabilir de ben olsam yani bana birinci sınıfta staj gelse büyük ihtimal bulamazsın zaten staj yapabilirsin. İşte onu bulabiliyor. Bulabiliyorsan yap ama. Bulabiliyorsan yap. Çok faydalı oluyor çünkü hem şirket ortamını görmüş oluyorsun hem de CV'de de güzel şeyler. Ama bir şey diyeceğim, bazı stajlarda mesela 3. 4. sınıfadan bizden zor ne? 2-3'te. Kablo söküp taktırmışlar mesela, tamam mı? Şimdi içeriği de önemli yani, baktın olmuyor yani, bir yücük öğretmeyecekler, kalkit yani. Onu demek istiyorum. Yani soru çok uzadı. Şeyi çünkü çok sevdi şirketi, tecrübe satıyoruz adı altında çok güzel yoluyorlar, yolunmayın yani. Evet. Marmara Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliğini tavsiye ediyor musun? Hocalar ve genel olarak üniversitenin ortamı vesaire doğru nedir diyor musun? Ne diyorsun? Ben etmiyorum. Ya! Sen başla. Şimdi ben başlayacağım o zaman. Şöyle. Mezun olduğumuz için zaten. Buradan varım. Ya bilgisayar mühendisliğinde hocalar açısından bakarsan iyi hocalarımız da var, kötü hocalarımız da var. Ama genel olarak okulda öğrendiğiniz çoğu şey, yani okulda gördüğünüz çoğu şeyi kendiniz öğrenmek durumunda kalıyorsunuz. Belki de üniversite öyle bir şey. Olabilir. Ya genel olarak Marmara'dan bahsetmek gerekirse Marmara size bir şeyler öğretiyor. Marmara size dokümantasyon hazırlamalı. Marmara size resmi ortamlarda nasıl davranmanız gerektiği gibi konulardan bahsediyor. Yani kariyeriniz açısından gidip normal basit bir adamla üniversitesi veya özel bir üniversite okuyacağınızda Marmara'yı tercih edebilirsiniz. Çünkü Marmara size bu saydığım şeylerin yanı sıra strese nasıl başa çıkacağınızı, sizi bol bol stresli, zaman yönetimli, imkansız olan konularla baş başa bıraktığı için aslında Marmara'dan çıkınca 4 sene sürekli zorbalandığınız, bulilendiğiniz bir şirketten çıkmış gibi olacaksınız. Toksik bir ilişkiden çıkmış gibi olacaksınız burada ayrıldıktan sonra. Yani genel olarak stresli ve zor Marmara, herkesin kaldırabileceğini düşünüyorum. Şimdi okul bazında iyi öneri de vardır, kötü öneri de vardır. Ama açıkçası benim üniversiteden çok fazla bir beklentim yoktu yani. Bana mucizevi bir şekilde bir şeyleri lanse edeceklerini düşünmüyordum zaten. O yüzden üniversitede genel olarak Marmara Üniversitesi'nden bağımsız. Bence her şeyi kendiniz öğreniyorsunuz ve hani çalışacağınız işteki bilgi birikiminiz her şeyiniz size bağlı. Sizi kendinize bırakıyorlar, size gibi hocalar başınıza durmuyor tam olarak dedikleri gibi. O yüzden hani bana eğitim üniversite bazında çok şey gelmiyor. Üniversite belirleyici bir şey olarak gelmiyor. Belki hani bilmiyorum işverenler nasıl düşünüyor CV'de üniversite alanı görünce ama bana öyle geliyor. Ben üniversite beklentine girmiş bir insanlarla konuşacağım. O beklediğinizi Marmara'da bulamazsınız. Yani öyle beklenti, hani üniversite küçüklüğünüzden hayalleriniz var. Yani çok idealist hocalar da işte bir şeyler başarı katacak hani böyle her Robin Williams çıkacak, alkışlayacağız falan gibi bir düşünce düşünüyorsanız orası değil. Türkiye'de öyle bir yer var mı düşünüyorum. Zannetmiyorum çünkü İTÜ'de falan arkadaşlar da var, Boğaziçi Üniversitesi'nde var. Hiçbirinden öyle bir şey duymadım. Yani biraz
beklentilerine göre sizde bitiyor biraz olay. Hocalar hocalar konusunda görsek de yani genel olarak iyi hocalar da var, kötü hocalar da var. Size çok fazla şey kaçacak hocalar var denk gelirseniz. Yani ama belli bir seviyenin üzerinde gerçekten çok fark olduğunu ben düşünüyorum sosyal kısmı hariç. Sosyal kısmı yok sanırım. Onu başka bir soruda bahsedeceğiz kampüs ortamı ve sosyal. Oraya geleceğiz kendim, oraya geleceğiz. Merhaba, ben 11. sınıfım ve meslek seçimi daha çok kararsızım. Okuduğum bölümle ilgili biraz bilgi verir misiniz? Dersleriniz nasıl zorlanıyor musunuz? Hayal değil mi? Yoksa sınava girdikten sonra mı karar verdik? Gibi sorulara cevap verir misiniz? Evet. Ya bence bilgisayar mühendisliği okumak isteyen bir insan sorun çözme becerisinin çok iyi olması lazım. Yani Mert zaten videonun başında dedi, dil her şekilde öğreniliyor ya da işte kendisi sürekli geliştirebilirsiniz ama bir insan analitik sorun çözme becerisi ya da TYT matematik yapamıyorsan mesela bence bilgisayar mühendisliği hiç sana göre bir yazılım değil. Çünkü Python'daki dilin kurallarını öğrenince iyi bir mühendis olamıyorsun. Bir de artık ChatGPT'den onları çok rahat hani doğrulayabileceğim bir noktaya geldiğiniz için hani gerçekten çok katılıyorum. Tamam. Matematik yapamıyorsan yapma. Algoritma kurabiliyorsan yani bir sorunu gördüğün zaman o sorunla nasıl baş edebileceğini özellikle sayısal ve analitik veya günlük hayatta karşılaştığın sorularla nasıl baş edebileceğini bilmiyorsan veya o sorunlara baş edebilmek için tabiri caizse bir formül çıkartamıyorsan sıfırdan bence bilgisayar mühendisliği sana göre bir bölüm değil ve çok zorlanmıştır. Ben hayalim miydi sorusuna cevap vereceğim. Benim hayalim değildi. 12. sınıfta karar verdim bilgisayar mühendisliğine. Önü açık bir meslek olarak görüldüğü için, evden çalışma imkanı olduğu için, hani bilgisayarımı nereye götürürsem orada çalışırım mantığıyla 12. sınıfta mezun senemde o civarlarda bilgisayar mühendisliği istediğime karar verdim. Bir de sen derslere değinmeden önce kısa bir şey söyleyeceğim. Benim geçen sene çektiğim soru cevap videosunda aldığımız dersler müfredat şeklinde teker teker açıklıyorum o videoda. Uzun bir kısmı var videonun. Şeyden ona da niye ulaşabilirsiniz? Sağda bir şey çıkar mı? Evet çıkacak. Boncuk çıkacak ona basın. Sen çıkacaksın. Ulan bu ne hangi tarafta çıkıyor? O tarafta. Şurada olmuş. Değil mi? Orada ben sağdım. Ama şimdi ben aynı görüntüsü. Aynı görüntüsü. Neyse bilmiyorum. Bir yerde yapma veya bunu. Sen zorlanıyor musun sorusun cevabı? Muhammed'in söylediğine ben katılıyorum. Matematik yapamıyorsanız gerçekten bu bölüm zor olacak. Bir kere arkadaşlar. Soru var mıydı hatırlamıyorum. Varsa keserdi beni durdur. Yazılım yapacağım. Hani ben uygulama geliştireceğim, bilgisayar mühendisliği okuyayım mı? O kadar gerek olmayabilir. O kadar gerek şu olmayabilir. Şu an kurslarla uygulama hani geliştirelim. Gerçekten ben çünkü staj yaptım mesela. İçeride bilgisayar mühendisliği okumuş bir insan falan vardı galiba. Yani inşaat mühendisliği. Hani kursla falan yapabildiğiniz şeyler, uygulama falan bazında söylüyorum. Hani böyle ben hani atıyorum işte yapay zekalı bir şeyler yapacağım falan gibi işte düşünüyorsanız tabii gelin de. Hani. Sırf yazılım, burada para var abi evet, falan. Bir temelden öğreniyoruz hani mesela. Sıkılırsınız bir de çünkü. Geleceksiniz hayvan gibi mühendislik göreceksiniz ikisini. Ondan sonra diyeceksiniz ki ben ne diferansiyel çözüyorum. Böyle şeyler yaşayacaksanız ben bu bölüm zor. Yok, böyle bilebilirsin. Yok. Böyle şeyler yaşayacaksanız bu bölüm zor. Matematiğiniz iyi değilse bu bölüm zor. Okuduğunuz anlamıyorsanız bu bölüm çok zor. Ama onun dışında... Elektrik elektronikle bir de uğraşıyoruz. Evet. Bir noktaya kadar. Mikroprosesör falan böyle. Yani dışından da olsa evet giriyoruz yani. Evet, yani ben Mert'e o kadar katılıyorum ki daha fazla katılamazdım yani. Çünkü biz sadece... Evet. Hatta şunu göreceksin. Siz 4 sene burada okuyup bölüm sonunda mobil uygulama veya işte web site backend falan yöneldiğiniz zaman aslında şirkette veya piyasada 4 senedir kendini yetiştirmiş insanlardan geri kalıyorsunuz. Evet. Yani, ama evet, çünkü evet. Biz 4 sene boyunca bu işin her şeyini gördük. Sektör sözü de yoksa diye ben buraya sıkıştırayım bunu da. Evet, sandım çok doğru. Bir kere yani artık şey kalktı gibi biraz hani böyle mobilden ve webten. Hani ben yetişmemiş insan olayım, tecrübesiz insan olayım biraz zorlanırsınız. Birazdan fazla zorlanırsınız zaten öyle söylemek. Çünkü hemşireciler, ya benim tanıdığım hemşire evet. Arkadaşlarım web sitesi yapıyor. Mesela söylemezim, şirketler zaten direkt kafadan 4 yıl istiyor yani. Evet. Var mı 3 yıl 4 yıl? Sıradaki soruya geçelim. Kariyer hayatınızda hangi alanda ilerlemek istiyorsunuz? Buradan Mert'ten cevapladım. Bu iyi, ben de. En yanlış insanı seçtim. Ben kararsızım. Ben yapay zeka ve sistem mühendisliği üzerinden ilerleyeceğim. Bitti mi? Ben kararsızım. Ben teknoloji geliştirme üzerinde bir takım yani çeşitli alanlarda aslında bakıyorum iş vesaire falan ama işin matematiğe yakın olan tarafları da benim çok iyi. O yüzden bakalım göreceğiz bu videoyu izlediğinde belki. 5 yıl sonra. Gelecekte gibi Mert buraya insanlar biliyorum. Bilgisayar programcılığından DGS ile bilgisayar mühendisliğine geçiş hakkında konuşabilir misiniz? Bunun hakkında hiçbirimizin bilgisi yok.
Yani süreç hakkında soruyorsan bilmiyorum. Ama çok biliyormuş gibi değil. Süreç hakkında soruyorsan hiçbir fikrimiz yok. Ama hani bilgisayar mühendisliği nasıldır falan onları da cevaplamış olduk aslında. Bu soru yok değil. Yani bu dengesel geçiş sürecinden bahsetmiş bence. Hiç sıfır. İki evet. Yıllık bilgisayar programcılığı hakkında da bilgimiz yok. O yüzden yanlış kanalda. Yanlış kanalda değilsin de yanlış insanlara sorun. Yorumlara yaz, bir bilen gelir. Evet. Değil mi? Öyleyim. Evet, yorumlarda yazın. Yapay zekanın bölümü olan dezavantajları hakkında fikirleriniz neler ileride karşılaştık? Sen anladın. Ben de yapay zekacıyım kendim. Ne o yüzden... Yapay zeka... Ya tabii ki bölümün bir etkisi var. Ama bence şu an için bu etki dezavantaj değil, avantaj. Çünkü şu an yapay zeka bir mühendisin yerini alamaz. Sadece bir mühendise yardım edebilir. Bence yardım alamaz. Bence hiçbir zaman alamaz. Bak yapay zeka yazılımcının yerini alabilir. Ama yapay zeka mühendisinin yerini alamaz. Çünkü evet. Yazılımcı ortada olan şeylerden bir ürün çıkartıyor. Ama mühendis sıfırdan bir şey yarattığı için yapay zeka hiçbir zaman mühendisin yerini alamayacak. O yüzden bu konuda bir çekinceniz olmasın veya korkmayın da. Tabii ki yapay zeka bazı insanların işini elinden alacak veya bazı insanların işini baltalayacak. Ama yeni iş alanları da doğru. Ama dediği gibi Ramze'nin yeni iş alanları da doğrulaşacak. Olacak. Ama şöyle bir şey de var. Bu şunu da söyleyeyim sonra da. Evet. Bazı alanları da kötü etkileyecek. Çünkü ben hiç frontend backend bilmeden ChatGPT ile beraber web'e sallıyoruz gibi oldu. Buyurun. Efendim ne sallıyoruz? Web'e sallıyoruz gibi oldu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Gerçekler. Ben de frontendci olmak istiyordum. Sanki duayen gibi de konuşuyoruz. Anladım. Kendi fikirlerimizi söylüyoruz. Tabii ki duayen değiliz de ben hiç yapay zeki şey frontend ve backend hakkında hiçbir şey bilmeden bir web sitesi tasarlayabiliyorum bu yapay zeka sayesinde. O yüzden bazı bölümleri etkileyeceğini düşünüyorum ama genel olarak bilgisayar mühendisliği bölümünü o kadar kötü etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama bu videoyu 10 sene sonra dönüp baktığımız zaman çok da bambaşka şeyler konuşacağız. Evet, ben zaten oraya değinecektim. Şimdi bu konu aşırı yeni bir konu ve örneği de pek olan bir konu değil. Yani, örneği nedir bunun en fazla? Buharlı makinelerin icadı falan gibi bir şey olabilir. O yüzden nereye gideceğini görmek çok zor. O yüzden buraya takılıp karar verecekseniz belki de başka bir şeyleri tekrar düşünmeniz gerekiyordur. Yapay zeka işte. Öne açık değil, yapay zeka işte genel olarak. Belki de o zaman bu mesleği mi tercih etmemen lazım belki de direkt. Çünkü bu biraz belirsiz. Belli olmaz yarın bir gün Birleşmiş Milletler bir regülasyon çıkarır. %20'den fazla kullanamazsın da bir şey olur. Yani bir şey bilemeyiz orayla ilgili ama yani bilmiyorum. Bence çok etkilenmemek lazım. Bölüm için üniversite önemli mi? Ben buna aslında cevap verdim. Buna cevap verdi taşıyor. Buna cevap verdik. Bence önemli değil. Ama başka işverenlere göre önemli olabilir. İki şey söyledim. Türkiye içerisinde bence değil. Yani şöyle bir ama şey var. Ama böyle bir Boğaziçi yurt dışında bir çok önemli. Larkant var ya. Şöyle bir şey var. Bazı üniversitelerin kültürleri var. Ben mesela Boğaziçi arkadaşlarım var. Hani o üniversitelerden çıkan insanlar birbirlerini daha çok kolluyor. Mesela Boğaziçi'nde okuyan Boğaziçi mezunları. Yani Boğaziçi mezunları Boğaziçi çalışanlarına Marmara'dan daha çok önem veriyor. Yani böyle kültürü olan üniversitelerin tercih edilmesi de ekstra bir fayda sağlayabilir. En sevdiğim hayranım bunu Nursimah yazmıştı. O yüzden Nursimah diyorum. Evet. Ne zaman staj yapacağım sorulmuş. 1 Temmuz'da başlıyor stajım. 30 gün staj yapacağım. Çekimlerin hangi kamerasız çıkıp ben cevap ben soruyorum. Çekimlerin hangi kameradan ve editlerin hangi uygulamadan yapıyorsun? Çoğu videomu iPhone 13'ten çekiyorum. Çok nadir ablamın fotoğraf makinesini kullanıyorum videolarımda. Editleri de Adobe Premiere Pro'dan yapıyorum. Eğer bir sıkıntı yaşarsam da CapCut'tan editliyorum bazı kısımlarını. Yani para verirlerse bu sponsor da olur. Buyurun. Herkes yazılıma çok yazılıma yöneldi. Bence CS çok zor. Ama sektör öyle işlemiyor. Ne düşünüyorsun? Şey mi? Okumak çok zor, sektör değil. Bence onu diyor. Herkes yazılıma döndü. Ben anladım. Ya bence şöyle diyor, okurken çok zorlanıyoruz ama sektör o kadar zor değil. Doğru bence. Doğru bence. Doğru bence. Verdik de çok kısa. Değilebilirsin. Yani bu bizim anladığımız gibiyse, yani biz bu sorudan şunu anlıyoruz. Biz bölümü okurken çok zorlanıyoruz ama iş hayatı o kadar zor değil. Bu böyle, gayet de doğal bu arada. Çünkü biz okul okurken aynı anda 6-7 ders alıyoruz. Ve bu yaptığımız şey. Bir farklı evet. Yaptığımız her bölümde Marmara Üniversitesi'nin bir artısı bu arada. Bunu söylemeyi unuttuk ama Marmara Üniversitesi'nde okuyorsanız aldığınız her dersten her dönemde en az 3 proje yapıyorsunuz. Veya 2.
Yani siz her dönem 6 ders aldığınızda 12 adet proje yapmış oluyorsunuz, vize ve finaller hariç. Ve bu da sizi gerçekten zorluyor ve stresi yapıyor. CS derslerinde. Ama sektör bu kadar yoğun veya komplike veya bu kadar stresli, sıkıntılı işlemiyor çoğu bölümde. Hepsinde değil, çoğu bölümde. O yüzden dediğin doğru. Orada şöyle bir şey var yani, okul tabii daha zor gelecek çünkü okul akademik bilgi vermek mümkün bir yer. Şirketse sadece kendi domeninde ne yapmak istiyorsa onu yapıyor gibi. Hani site yapıyorsan site yapıyorsun, uygulama yapıyorsan uygulama yapıyorsun, sistem kuruyorsan sistem kuruyorsun. Bir şey yapıyorsun yani. Okul sana ama şeyi vermek zorunda, akademik olarak genel bilgi vermek zorunda ki yani sadece çünkü sen buradan işte sektör adam hazırlamıyorsun. Yüksek lisansa gidecek, akademisyen olacak, işte doktora yapana kadar gidecek insanlara lazım olmak zorunda olduğu için bölüm. Tabii ki daha zor ama hani falan. Bir de şöyle bir, herkes yazılıma yöneldi de demişsin. Onun sektöre gelince de görüyorsunuz. Yani özellikle pandemiden sonra sektörde çok büyük bir yığılma var bence ve arkadaşlarımız iş bulmaya çalışırken veya staj bulmaya çalışırken bile çok zorlandığını görüyorum ben insanın. Bu da herkesin yazılıma yönelmesinin bir sonucu. O yüzden bir insan mühendisliğini seçecekse... Evet, yani kendini okul okurken de biraz geliştirmek veya ekstra bir şeyler yapmak gerekiyor bence artık. Marmara Üniversitesi ortamı, hocaları ve ulaşımı. Benim bir soru değil. Soru işareti var mı? Evet. Ama burada kısıtlama var, karakter sınırı var bir de sonunda ortaya. Çok bari tamam. Üniversitenin ortamı yok arkadaşlar. Kütüphanesi yok bu kampüsü. Belki siz gelene kadar yapılır. Arkadaşlar ses geliyor mu? Şu an matkapla bir şey yapıyor. Yani... Evet, şu an yemekhane inşaatı var yanımızda mesela. Evet, gösteririz videoyu. Hatta bir susalım. O kadar gelme bence size. Hatta bir telefonla çekeyim, size buraya ekleyeyim, durun. Sol tarafımızda inşaat. Yemekhane inşaatıyla videoyu da göstereyim. Samsun anında kamera arkası. Küçük yalına kaza. Çocuk ya. Hocalara ulaşım. Hocalara anlattığımızı düşün. Hocalara evet, yani... Evet, hocalara anlattık. Yani başka üniversite okumadan biz hocalarla bir şey diyebiliriz. Saçma olacak. Hani hocalar her üniversitede iyi hoca da vardır, kötü hoca da vardır. Evet, Marmara'da evet. Bu tavsiye bitiriyorum. Herkes bitiriyor. Genel olarak bütün hocalara, yani evvel için bir Marmara hocaları için 10 üzerinden puanlıyorum. Evet. 6 puan yani diyebilir miyim? Al, gaz sıkarımıza 6 veriyorum. Küçük bir şey yapabilir miyim burada? Evet. Kamp mı yapacağım? Açık. Yok hayır, küçük bir bölme yapacağım burada. Evet. CS hocaları 7 veririm. CS hocaları çok yani iyi bence CS hocaları. Kalanlarında da bir 6 yapalım. 6'ya düşüyoruz diyelim. Ben de 6 verdim ya. 6'ya düşelim hadi. Ortalama 6. 6 diyelim mi? Evet. Evet, 6. Ulaşım. Ulaşım bir videomda var gene. Direkt o eski kampüs turunda var. Çok kısa söyleyeyim. M4 metrosunun küçük yalı metro durağında indikten sonra KM41, KM45 ile veya da 10 dakikalık, 15 dakikalık yokuşlu bir yürüme yoluyla okula ulaşabilirsiniz. Okul içerisinde de link var. Peki, ulaşımı nasıl yapıyorsunuz? Ulaşımı nasıl yapıyor muyuz diye? Hayır, yapmadan bahsetmiyorum. Sizce Marmara Üniversitesi'ne ulaşım kolay mı? Ha, değil. 4 senenin sonunda Marmara Üniversitesi'ne rahat bir şekilde geldiğini veya gereken zorlanmak. Ben geliyorum ama. Sen söyle çünkü o yurtta kalıyor. Eğer yurtta kalacaksanız zaten genelde bizim Marmara'da 2 yurda veriyorlar. Yani çok yakın bir yurt, 5 dakika yürüme mesafesi. Diğeri de mimar sınavı. O yurdu biliyor musun orada? Onu çok söylüyorlar. Yurtları söylesene. Konum olarak bilmiyorum ama bir tane arkadaş vardı Dilek'ten. Çocuklar oraya bir şey yaptı. Yakında yürüme mesafesi neymiş tam olarak konum bilmemekle beraber. Mimar sınavında bir KM45 otobüsü tek seferden yani bir şey. Link yaptılar yani. Bundan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor şeklinde. Benim için kolay ama... Yurttan ulaşım rahat. Evet. Ama eğer metrodan geliyorsanız, o küçük yalı metrodan indikten sonra durakta çok KM41 ve KM45 bekliyorsunuz. Ve şu an hani bazı kampüsler de taşınıyor, aşırı kalabalık oluyor orası. KM41 gelmiyor. Hani hep orada indikten sonra binip, kartımız için girişi yapıp, daha sonra tekrar ringe binip, okula çıkmamız gerekiyor. Hani o ulaşım süreci küçük yalı metro geldiğinizde bitmiyor ve ondan sonraki sonrası bence çok yorucu bir süreç. Ben de KM41'e katılıyorum ben. Çünkü ben... Bu sene mesela 1-2 kere falan kahveye bulabildim. Geri kalan full yürüdüm ve okulumuzda yokuş olduğu için ringe kadar yürümeniz gerekiyor. Ha bu arada kahveler de okulun içine girmiyor. Aynen. Okulda belli bir noktaya evet. Bırakıyor sizi, siz oradan tekrar okulun içindeki köy otobüsüne girmeniz gerekiyor. Çünkü karakot okutuyoruz okula girerken, turnikeden geçiyoruz, otobüste geçemeyeceğimiz için. Evet, ben o yüzden çok
10 üzerinden 6 verdim alanda. Ulaşıma da 6 verdim. 6. Şu küçük yere kadar gelebiliyorsun rahatsız. Evet. Oraya kadar iyi. Her şey çok zor oraya. Ortamı da puanlayalım geçelim. Ortamı da puanlayalım mı? Ortam 3. Bence yok ortam. Ortam 0 herhalde. Ya Göztepe'de evet. Belki biraz daha vardır. Vardır ama biz... Göztepe'de bir kere senle gitmiştik. Basketbol maçı vardı. Hani insanlar yaşıyordu böyle biraz. Kampüs çıkıyoruz değil mi? Kalabalıktı Göztepe. Evet. Ama biz Göztepe şu an başı büyük mühendisliğin olduğu kampüsü ele alıyoruz. Sağlık kampüsü de değil. 2024 şeyinde, 2024 ne demek? 2024'te, bu tarihte 0. Ben de bari bir 0 herhalde. Ben de. Okkalı bir 0 diyelim ya. Sadece çalışıyoruz. Çok mu zorlayıcı, sosyalleşebiliyor musunuz? Zor sorusuna cevap verdik aslında. Zor, evet. Şey zor artık. Üçüncü ve dördüncü sınıfta zor gerçekten. Sosyalleşebiliyor musunuz? Yok bence çok sosyalleşebiliyor. Sosyalleşebiliyor musunuz? Yani ben, çok iyi uyurmanız lazım o zaman. Ya da biraz ortalamadan feragat edip ortalama düşse de ben geçeceğim. Evet. Hani o sizin için tercihinizde kalmış. Ortalamanızda değilse istediğiniz kadar sosyalleşebilirsiniz. Ama biraz çalışkan biriyseniz sınavınız olacak, kuyusunuz olacak, projeniz olacak. Hani çok dışarı çıkmaya şey ya yapacağız. Her derse geleceksin çünkü ya da biraz ders çalışacaksın. Ya evet. Ortalarında bir yerde gezinirsen biraz vaktin oluyor ama onun dışında gerçekten ya ben 11 ay özellikle haftada mesela. Haftada bir falan ayırabilirim. Haftada bir tabii ki. Ya tabii insan da. Senin yani, önceliğine kalmış. Çok bence, az ama çok ciddi sıkıntı ya. Şey sıkıntısı, sınavlar değil ama projeler bizim sosyalleşmemizi çok etkiliyor çünkü plan yapamıyorsunuz. Diyorsunuz ki pazartesinde deadline var, o zaman hafta sonu proje yapın. O deadline bitiyor, yeni projenin deadline veriyor. Vizeden çıkıyorsunuz. Hatta Gamze'nin yine 3. sınıf bir videosu var. Bak bir projeyi hazırlarken başka diğer projenin deadline'ı geliyor. Hani evet. Ve böyle anları yaşadığınız için... Evet, ha, bu arada 3. Evet, sınıftan biliyorsunuz videoları. Yani 3. sınıfı düşünün. 4. sınıfın bizi kitlerine daha yoruldu, doğru mu? 4. sınıf daha rahattı. Daha mı rahat diyorsunuz? O zaman burayı keseceğim çünkü. Ya kişisel tercihin ya. Benim için 3. sınıf daha yorucuydu, senin için 4. sınıf. 4'te ama daha yoğun, son bir ay daha yoğun değil miydi ya? Bir tek Mayıs'a yoğun ama 3'te her gün yoğundu. Ha, doğru. 3'te de hani her derste 5 iteration'ın proje... Ama o bir ay ben ayrıca bu kadar hani yoğun olduğumu hatırlamıyorum. Evet. Hiç yani. Harbiden hiçbir şey yapamadım. Yani. Bir dönem oldu. Ya ben... Şeyi söyleyecektim ben bir de, sen söyleyeceksin. Şey, Mert'e destek atmak için. 6'da işten çıkıyordum. 7'de kütüphaneye gidiyordum. Saat 1'e kadar kütüphanede proje yapıp sabah tekrar işe gidiyorum. Biz de eve gidiyordum ben. Akşam proje için toplanıyorduk Ece Mert ben. Hani tekrar proje yapıyorduk. Onun şeyi kötü işte. Okul bittiğinde hani okula hala çalışmanız gerekiyor derslere ve proje yapmaktan finallere bile çalışmıyorsunuz. Ya da hani iş hayatında mesela bu konuda çok daha rahat olacağını düşünüyorum. Çünkü mesai bittikten sonra işin bitiyor yani. Bu proje yapıp kendin hani çalış, isteğe bağlı çalışmanın dışında bir proje ödevi yapman gerekmiyor. Yani finaller finaller geldiği için sevinen bir okuluz. Sınavlara çalışmış. Evet, sınavlar sınav geleceğim ben mutlu oluyorum. Evet, ben de çünkü sadece sınava çalışıyorsun. Evet. Ya da çalışmıyorsun. Ben de bu bölümü okuyorum ve çok boş geçiriyorum. Mezun olduğumda iş bulabilir miyim? Şimdi hala çalışabilirim. Şu anda iş veren değil. CV'ni bize yollayın. Ya çalışanın bile iş bulması zorken tabii ki de kendini diğerlerine geliştirmen gerekiyor. Ama şimdi de yani yok ben boş geçirdim. Şu ya andan sonra hiçbir şey yapamam. Gidip iş bulabilir miyim de çok ucu açık aynen, yani. Aynen genel iş bulabilir miyim? Ya biz sektörden bahsettik bence. Bence aynen. Gamze'nin dediği gibi biraz daha insan kendini geliştirmesi lazım. Yani Mert'in dediği gibi iş veren değiliz ama sektörde çok yoğun bence şu an. Hı-hı. Ve mesela LinkedIn'de bir şey yanı açılıyor. 6000 kişi başvuruyor. Evet. Yani Gamze'nin dediği gibi çalışmadım. Şu ana kadar boş geçirdim diye boş geçirmeye devam etme. Bundan sonraki süreçte ona dert yanmıyor ki. Evet. Evet. Ne yapabiliyorsan yap. Ama bu sektördeki yoğunluğunda farkına var. Bir an önce çalışmaya asıl. Evet. Güzel bir özet şeyi oldu. Bölüme başlamadan önce hazırlık olarak ne yapmayı önerirsin? Bir şey önermiyorum. Bölümü araştır tamam. Küçük kere ağzını sırıp yani bölümü başlamadan önce de kendisini çok yormasın bence. Daha aynı sınavdan çıkmış. Bazı şeyleri kesiyor. Vallahi. Keseceğim. Terbiyesiz. Bölüm hazırlık olarak ne yapmayı önerirsin? Bir şey öneren var mı? Bir şey önermeyeceğim galiba ya. Benim önerimi diye tek şey... Önermiyorum. Tatil yaptım ben. Tatil yap özellikle. Çok haklı bu arada. 12. sınıfta çok yoğun, çok stresli bir sınav senesinden çıktım. Ve hazırlık başlayınca yine o kadar değil ama 1. sınıfa geçiyorsan hazırlandım. Mert öyle yaptı. Gerçekten o sınav senesinden çıkıp şeye geçmek bence zor ve travmatiktir. O yüzden 3 ay boyunca zor ve travmatik. Zor ve travmatik. O yüzden
çalışma, bence tatil yap. Bir kafa tatil yap. Bunu hak ettin falan diye. Motivasyon bir kesin adım. Tatil yap. Tatiline. Devam ediyorum. Bölümde hesap çalmayı öğretiyorlar ama ona göre seçeceğim. Mühendislik dersi denildiği kadar zor mu? Ne deniliyor bilmiyorum ama zor. Ondan çok bahsettim. Mühendislik dersi denildiği kadar zor mu? 3 ve 4 üstü zor mu? Değişir. Bence o kadar zor değil ama ben sadece okul olsa zor değil. Çok stresli ve vakit alıyor. Evet. Ben çok önemli bir şey söyleyeyim. Evet, arkadaşlar evet, bakın bölüme girin herhangi bir bölümde bu. Girdiniz bölüme, yukarıdan şöyle sesler gelmeye başlıyor. Ay bir sonraki sene cehennem olacakmış, şu ders sınavı çok evet, zormuş. Bize hep 3. sınıfa bunu dediler. Asla dikkat almayın. Biz de diyoruz 3. sınıf çok zor diye. Hayır onu demiyorum. Şu hocanın dersi, şu hocanın işte dersi evet, geçti, ya, her şey bitti falan. Arkadaşlar yani bir not ortalamasını sorun mesela bunu söyleyeyim önce. Sen ne yaptın mesela bunu sorabilirsiniz. Ya her denilen de ciddiye almanız lazım. Şimdi denildiği kadar ne kadar denil, çünkü muhtemelen daha çok deniliyordur. Zor ama yani, daha çok deniliyor. Ama mühendislik alanı zor bir alan zaten. Zor zaten, yani daha aynen. Şey çalışmadan zaten alacak. Zor da kendinize bir ekstra bariyer koymayın yani. İstiyorsanız gelin yapın yani. Yani şey bence o kadar da zor değil yani. Ben de onu demek istemedim şimdi lap diye de. Bence de ya, bu kadar zor değil. Deniz, onu tahmin ediyorum evet. Çünkü hani vuh falan evet. Yapamazsın, edemezsin falan gibi bir şey değil. Çünkü evet. Amerika'yı bir daha keşfetmiyorsunuz ama evet, evet. Yani yapabiliyorsunuz ama tabii ki bu hayattaki her şeyde olduğu gibi bir emek istiyor yani. Evet. Ama yani armutmuş ağzına düştü olmayacaksınız. Evet, yani, tabii. Öyle bir ama denildiği kadar zor değil. Denildiği kadar zor değil diyebiliriz bence yani. En az yani biraz aşağısında zor. Evet. Çok aşağısında gibi düşünmeyin tabii. Ben sorunun başında zor mu demiştim. Olabilir, zor. Üçüncü sınıf mesela zor dedik biz tabii de hani işte dersleri zorlanıyor yani zamanının fullenmesi yüzünden mi zor? Evet. Dersin kişisel zorluğundan değil, bizim o ders için vaktimiz kalmıyor. Vakitini harcaman gerekiyor. Hani o ders şey mesela belli başka bir süreçte alsak içeriğini daha kolay yapabiliriz. Yani sınavı yaptım yapamadım evet, gibi değil de çünkü elektrik elektronik falan biraz daha öyle. Bu da zaman projeyle kaldı, yapman gerekiyor çünkü hani sınavı yaptığın yetmiyor, %60'ını yaptın mesela. Sunumlar vesaire de yapman gerekiyor, projenin demosu oluyor. Bence bu yeterli. Marmara'da kampüsü sence de eksik değil mi? Marmara bilmiyorum. Mezun olunca yeterli donanıma sahip olunuyor mu? Detaylı bilgi lütfen. Mezun olmadık. Olacaksın ya, olmuş sayılır. Bence evet. Yani yeterli donanıma. Bu soruları sevmiyorum. Neye yeterli mesela? Ya, biraz genel yeterli kendi kendine indirge soruyor. Kendi tamam için. Olur o zaman hani. Olur diye. Bence de olur. Yani şöyle biz Marmara Üniversitesi'nden mezun olduğumuz zaman her alana bir kere dokunmuş oluyoruz. Yani biz Verilog'da evet, kullandık, Enilogic'de kullandık, Haskell, yani her şeyi kullandık ya. Evet Haskell'ın da bir pardon. Yani 1950 teknolojisini de kullandık, 2024 teknolojisini de kullandık. Endolojik mi arıyor? Endolojik. Ama para verirsen çok iyi yazılım. Her şeyi kullandığımız için her şeye elin değmiş oluyor. O yüzden şirketin genel, yani sektöre genel olarak bir bakış açısı oluşturuyorsan o yüzden bence yeterli. Ama bir okulun katabileceği donanıma sahip oluyorsun da kendisini hani geliştirmeyip sadece okul öyle bir şey yapmıyor. Yetmez. Yani öyle bir soruysa da o yetmez zaten. Ya bir de şey yapmamaya çalışın bence. Kişisel tavsiyem diyorum. Hani bu dersi geçmeye, tabii her ders için yapamazsın da. Bazı dersleri daha böyle hani ne anlatıldığına daha dikkat edin bence. Yani şey olarak geçtim, aile geçtim de ne yaptım. Operating system güzeldi mesela. O bir sene sonra ne hatırlayacaksın? Böyle çok sıkışık aldım gibi. Bence güzel bir konuydu. Ben etkilenmiştim. Bir yoğunluk var ama onu biz hani bir şey evet, yapamayız zaten. Çünkü ben yok başkanı değilim. Son soru. Aa. Bu okul nasıl bitecek? Bitiyor arkadaşlar. Öyle ya da böyle ya. Bunu Ece yazmıştı. Ve bugün sonun finaline girdik. Yani evet, ben. Evet, veda ettim. Bu videoyu izledikten sonra biz mezun, yani stajlar saymıyorum. Biz mezun olacağız. Videoyu izlediğinizde ben evlenmiş oldum falan. Saçma sapan bir şey. Sorular bitti. Bu okul nasıl bitecek? Hayat bitiyor arkadaşlar. Her hayat şey, bitiyor, okula da evet, her şey bir şekilde geçiyor yavaş yavaş. Zor veya güzel. O yüzden sınav senenizde veya üniversite senenizde anın tadını çok kafanıza takmayın. Çok stres yapmayın hayatı. Bir şekilde bitiyoruz. Karpi diyoruz. Anı yaşayın demiyoruz arkadaşlar. Bak yanlış anlıyorum. Hayra doğru geçiyorsun. Stres yapmayın, sıkıntı yapmayın. Bir şekilde bitiyor. Kapağında en sonunda kavga edecek. Kapağında videonun şeyi koyacağım böyle. Ben ortada çığlık atıyorum, ikisi de böyle kavga ediyor. Selamünaleyküm. Ya ben de boyunca. Arkadaşlar. Şalım garip. Tamam mı, başlıyor muyuz? Açık mı dursun, ilikli mi dursun? Bu kadar dayanıyorum. Yeter, tamam.
çok komik olmadı. Oldu işte. Oradan tamam. Da hiç ses yoksa. Videonun kapağına yapacağım.